Yeliz, bak doğruyu söyle. İyi görünüyor muyum hakikaten? Kaç defadır soruyorsunuz bunu? Ben size hiç yalan söyler miyim? Her zamanki gibisiniz. Işıl ışıl. Bir de bana sor. Sen de yavaş ol Süleyman Efendi. Çok sallıyorsun sandalyeyi. Çarpıntım tuttu. Haklısınız hanımefendi, affedersiniz. Hoş geldiniz Aliye Hanım. Hoş geldiniz. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. Çok iyi görünüyorsunuz. Size söylemiştim. Sinirleri bozuk haliyle. Ben de kaç keredir ne kadar iyi göründüğünü söylüyorum ama inanmıyor. Buyurun efendim. Buyurun lütfen. Aliye Hanım, nihayet hoş gel. Ne demek oluyor bu? Emreciğim. Senin ne işin var burada? Hangi yüze geldin? Ben teyzem için geldim. O yüzden onu yalnız bırakamam. Emreciğim. Niyetim sana sıkıntı vermek değil. Eğer rahatsızlık duyacaksan biz derhal gidelim. Kalacak başka bir yer buluruz. Rica ederim. Bir yere gitmenize gerek yok. Yok, biz... Lütfen. Burası sizin eviniz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim oğlum. Süleyman Efendi. Efendim. Beni odama götür. Halsiz hissediyorum. Biraz dinlenmem lazım. Hiç merak etmeyin. Hemen götürüyorum. Kabus bitti abla. Yıllarca çıkamaz artık o pislik hapisten. İkimiz de kurtulduk. Sadece ikimiz değil. Üçümüz de kurtulduk. Abla bir dakika. Ciddi misin? Ciddiyim. Bir dakika, ben şimdi teyze mi oluyorum? Ne yapacağım ben sensiz Elif? Nasıl dayanacağım? Bir yandan çocuğumun acısı, bir yandan senin yokluğun. Yalvarırım, yalvarırım, güç ver bana. Ne olur güç ver. Ablacığım.
Ben de senin kadar üzgünüm Can abla. O benim kardeşimdi. Bu dünyada sahip olduğum tek değerli şeydi. Ama artık yok. Kendimi yapayalnız, kimsesiz hissediyorum. Ben de canımı kaybettim abla. Kalbim acıyor. İpek, çok affedersin. Benim acım çok taze. Kendimi tutamadım. Seni de üzdüm. Çok özür dilerim. Lütfen Can abla, kendini suçlama. İnan ben de aynı şeyleri hissediyorum. Acın o kadar tanıdık ki. Sen çok iyi bir kızsın. Acımı paylaştığın için, kimsesizliğime ilaç olmaya çalıştığın için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Derviş amcama, sana, Elif ablama. Yalnızlığımı alıp götürdünüz, bana kucak açtınız. Yapayalnız olduğumu hissettiğim bir anda ailem oldunuz. Ayrıca sen de yalnız kimsesiz değilsin. Bak biz hepimiz senin yanındayız. Lütfen Melek için yapmalısın bunu, toparlanmalısın. Haklısın. Ama zamana ihtiyacım var. Kendimi bu kadar kötü hissederken Melek'e yardımcı olamam ki. Acım çok taze. Melek de çok hassas bir çocuk. Bu haldeyken ona bir yararım dokunmaz. Melek'ten bahsederken bir başka oluyorsun. Anlatsana, nasıl bir çocuk Melek? Sen nasıl İpek gibiysen, o da Melek gibi. Melek'ten bahsederken gözlerin içi bir başka parlıyor. Onu çok seviyorum çünkü. Kaybettiğim evladımın yerine gelen bir mucize gibi. Ben ne kadar yaralıysam, o da öyle. O küçücük yüreğine o kadar büyük acılar saklamış ki, onları saklandıkları yerden çıkarmak, Melih'in tüm üzüntülerini öpe koklaya geçirmek istiyorum. Kim bilir benim evladım nerede? Ama her çocuk bizlerin sorumluluğunda değil mi? Bilmiyorum. Bazen doğurmaktan, aynı kanı taşımaktan daha küçük bir şeylerin olduğunu hissediyorum. Bir çocuk bile gülse, bu mutluluk bir dünyaya bedel. Efendim halacığım. Emre'cim, Ali Hanım geldi mi? Geldi halacığım, geldi. Durumu nasıl peki? Daha iyi mi? Yani ne kadar iyi olabilirse o kadar işte. Neyse, ben holdinge geçiyorum. Sen gelme istersen, Ali Hanım'la ilgilen. Ben de daha sonra uğrarım. Tamam halacığım, teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.
küme yenik düştüm. Nasıl böyle bir şey yapabilirim ben? Nasıl? 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 Emre? Kusura bakma Burak, ben dalmışım, geldiğini fark etmedim. Farkındayım. Aliye Hanım gelmiş, gördüm. Hastaneden çıkmasına sevindim. Kendini suçluyorsun, biliyorum. Farkındayım. Ama kendine çok yükleniyorsun Emre. Olanlar senin suçun değildi. Benim yüzümden oldu Burak. Senin yerinde kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Kaldı ki sen iyi idare ettin durumu. Bu kadar yalan, dolan, entrika. Ben nasıl bu kadar kör olabildim Burak? Ve hiçbir şey yetmiyormuş gibi ben az kalsın Aliye Hanım'ın ölümüne sebep olacaktım. Kendime çok kızgınım Burak, çok. Geçecek. Zor günler ama geçecek Emre. Hep birlikte atlatacağız bu günleri. Yanındayım ben senin. Emre Bey, ben Aliye Hanım'ı yukarı çıkardım efendim. Zehra da yanında, yerleşmesine falan yardım edecek, merak etmeyin. Sizden bir şey rica edeceğim de, biz aslında Nedim ile bütün işleri bitirdik. Yani acaba diyorum, amcaoğulları geldi Giresun'dan da, bir hoş geldine gidebilir miyiz eğer başka bir arzunuz yoksa şayet? Bir isteğim var Süleyman abi. Her şeyi detaylı anlatmama rağmen, her şeyi ince ayrıntısına kadar istememe rağmen Aliye Hanım'a niye akülü sandalye alınmadı? Şey, Süleyman Efendi'nin bir suçu yok. Aliye Hanım bunu istemedi. Niye? Çünkü bunu sakatlığını kabullenmek olarak görüyor. Nasıl yani? Bu çok saçma bir düşünce. Ben onun rahatlığı için... Haklısın, haklısın Emre. Ama Aliye Hanım da haklı. Bak onun tarafından bak bir de olaya. Yani aciz durumda olduğunu reddediyor haliyle. Onu da anlamak lazım. Zor günler geçiriyor. Psikolojisi çok önemli. Tamam Süleyman abi, sen çıkabilirsin. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim Burak. Yani sen olmasaydın ben bu süreci nasıl atlatırdım inan bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım ki. Sadece sana destek olmaya çabalıyorum. Yani çok fazla şey düşünüyorsun. Çok yük var omuzlarımda. Ben de sıkışınca araya giriyorum. İmdat kolu gibi. Ben bir Aliye Hanım'a bakayım. Biraz içim rahatlasın. Tamam patron. Zehra, yastıkları da koyar mısın canım? Ay yavaş. Ay. Dikkat et Zehra. Başka bir isteğiniz var mıydı Aliye Hanım? Yok. Bir şey olursa çağırırım. Çıkabilirsin. Rahat mısınız teyzeciğim? Teyzeciğim. Ben çok pişmanım. Sadece bunun için değil. Yaptığım her şey için. İnan, şu an senden daha çok acı çekiyorum. Tek kelime etmeyiz. Aliye Hanım, nasılsınız? Rahatsınız değil mi? Bakın, eğer bir isteğiniz olursa. Sağ ol. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşsün oğlum. Keşke elimden
daha fazlasını yapmak gelseydim. İçin rahat olsun. Gayet iyiyim ben. Yaz konuşabilir miyiz? İyi dinlenmeler. Şimdi sensiz mi kalacağım? Ya ama ben çok özlerim seni. Ya bak, ağlatacaksın şimdi beni deli kız. Sanki evden taşınıyorum. Hem ben senin başını boş bırakır mıyım? Hem de başında böyle kavak yerlere eserken. Abla! Ya saçmalıyorsun. Bırakmam. Başaramadım benim. Seni koruyamadım. Müsaade var mı Hicran? Tabii. Buyur gel derviş amca. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun kızım? Günlerdir ağzına bir lokma koymadın. Yiyemiyorum ki. İçim ağlıyor. Bir aleme açılan bir kapı sadece. Vakti geldiğinde hepimiz o kapıdan geçmek zorundayız. Elif gitti. Hepimizin yüreği yanıyor. Ama eminim gittiği yerden gülümseyen yüzüyle bizi seyrediyor. Bizim onun rahat uyuması için güçlü durmamız lazım. Senin bu halini görse ne kadar üzülürdü. Düşün bir kere. Değil mi? Ha? Hadi. Bir şeyler yemen lazım. Hatırım için. Peki derviş amca. Söylemeyecek misin? Emre, ben çok üzgünüm. İnan şu an tarif edecek kelime bulamıyorum. Ben de sırf senin yüzünden kızımın anneannesinin ölümden dönmesini tarif edecek bir kelime bulamıyorum. Senden bir açıklama beklemiyorum. Sadece tek bir şey merak ediyorum. O da şu an burada ne işin oldu? Emre, bana kızgın olmakta çok haklısın. Ama... Ama ne? Tüm bunlara sen sebep oldun. Sen onca yaşanan şeyden sonra nasıl bu şekilde konuşuyorsun? O Soner denen it her şeyi anlattı. Senin
Affedilecek bir tarafın yok Geliz. Yanılıyorsun. Tek taraflı bakıp kalbimi kırıyorsun. Asıl benim seni affetmem lazım. Sen o aşağılık adama inanıp beni çiğneyip geçtin Emre. Ne diyorsun sen? Eşim diye koynuna alacağın akrebi iyi tanı. Bu kadın sırf seni kafesleyebilmek için nişan günü zorla kendini bana kaçırttı. Hicran da yem olarak kullandı. Hatta bütün gece içip içip seni nasıl kandırdığımızı konuştuk. O adi herif her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlattı. Şüpheye götürür bir taraf yok. Evet var. Hepsi yalan. Hatırlasana. Benim içki içtiğimi söyledi o. Geliz yeter. Yetmez. Gerçekleri görmen lazım artık. O adam yalan söylüyor. Sen beni tanımıyor musun? Ben asla içki içmem. Ay. Ay öldüm bittim. Ay kızım sofrayı sen kur tamam mı? Hı? Tamam, ben hallederim. Hadi. Otur kızım. Size afiyet olsun. Kızım nereye böyle? Aç bir ilaç. Otur sofraya. Kusuruma bakmayın. Birkaç işim var dışarıda. Onları halletmem gerekiyor. Ama siz beni merak etmeyin. Ben dışarıda yerim bir şeyler. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Gerçek olabilir mi? Ablacığım, sanki seninle birlikte sevenlerinin de kalbi soldu. Neyse ki onlar birbirlerinden destek alıyorlar. Ya ben yokluğunla tek başıma savaşmak zorundayım. Bu acıyla nasıl baş edeceğim, nasıl devam edeceğim? Adama bak ya. Çaldım çaldım kapıyı, dövecek gibi açtı. Sen kusuruna bakma. Yanında bir kızcağız çalışıyordu. O vefat etmiş. Yası var. Ben de onun için gittim ya. Hem bir başsağlığı dileyelim, hem de dükkanın akıbetini soralım dedik. Çünkü şurasında hepimiz esnafız, komşuyuz. Kovmaktan beter etti. Vallahi birader, iyilik de yaramaz insanlara. Hadi gidelim ya, boş ver. Kapalıyız dedim. İlla kafanı... Sen... Nereye kayboldu bu kız ya?
Sanki Soner'i tanımıyormuş gibi davranıyorsun ya. Sen Soner'in nasıl bir adam olduğunu bile bile beni çiğnedin. Onun nasıl aşağılık bir herif olduğunu bilip söylediği yalanlara inanmayı tercih ettin. Sen beni yarı yolda bırakmayı seçtin Emre. Yeliz yeter. Ben daha fazla bir şey dinlemek istemiyorum. Burada konu ben değilim zaten. Konu teyzem. Kadın neler yaşadı ya. Bir hiç uğruna ölümden döndü. Bunları bir düşün. Bir gün gerçekleri anlayıp benden özür dileyeceksin. Benim şu an bu konakta olmamın da tek sebebi teyzem. Onu yalnız bırakamam. Amacım size rahatsızlık vermek değil. Ama eğer öyleyse hemen Ava'daki eve gidebiliriz biz. Problem yok. Böyle bir şeye gerek yok. Aliye Hanım burada. Gözümün önünde olmasını istiyorum. En azından iyileşene kadar. Sen de bu süre zarfı boyunca onun yanında kalabilirsin. Konuşma bitmiştir. Çıkabilirsin. Ben bitti demeden bitmez. Bu sefer ufak bir pürüz çıkmış olsa da sen benimsin. Sadece benimsin Emre. Bunu sen de öğreneceksin. O kenar mahalle süpürüntüsü. O zaman biraz da matematik çalışalım. En azından geçen ders işlediklerimizin üzerinden geçelim. Kitap okuyalım. Biraz konuşalım ister misin? Neler hissettiğini biliyorum Melek'ciğim. Çok sarsıldım. Üzücü şeyler yaşandı. Hepimiz çok etkilendik. Ben Cihan ablamı özledim. Biliyorum ama geri döneceğini de biliyorum. Döndüğünde seni mutlu görmezse ne kadar üzülür. Bir düşünsene, bunu ister misin sen? Hiç istemem. O zaman bunun için çabalayacaksın. Yemeğini yiyeceksin. Derslerini aksatmayacaksın. Anlaştık mı? O zaman mutlu olur mu Cihan abla? Olur tabii. Hem de çok mutlu olur, inan bana. Oyun oynamak ister misin? Tamam. Sen oyna, ben hemen geliyorum. Tamam, dersi de sonra yaparız. Önce hiç böyle karşılanmamıştım. Şaşırdım birden. Senin ne işin var burada? Burada çalışıyorum, unuttun herhalde. Hadi Allah'a emanet ol. Güle güle Derviş amca. Keriman anne.
Ben biraz uzanacağım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Nasıl dayanacağım elim? Hiç geçmiyor acım. Afiyettesinizdir inşallah. İşte iç güveyinden hallice. Kaybımız oldu. Ayakta durmaya çalışıyoruz işte. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Sağ olun, sağ olun. Dostlar sağ olsun. Niye aradınız siz beni? Ahsen Hanım'la manav ayrı bir intipu devrini yaptık bugün. Bir siz kaldınız. Ondan sonra işlem tamam. Vallahi... Yani şimdi Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Dediğiniz para pek az. Yani ne yalan söyleyeyim, pek içime sinmiyor. Vallahi Kerim Hanım, paşa gönlüm bilir. Arsalar birleştiği için para iki katına çıkıyor. Onu da erken davranan alır. Bugün vermezsen yarın yarı fiyatına vermek zorunda kalırsın. Benden söylemesi. İyi peki, ben bu devir mevir işi için ne yapacağım onu söyleyin. Bu iş bende. İçini rahat tut. Sana hemen bir araba gönderirim. Tapuya gidip iki katını halledersin. İyi, tamam. Bekliyorum. Oldu bu iş, vallahi oldu. Pek de güzel oldu. Burak. Ne bu tavır? Selam da mı vermiyorsun artık? Burak, sana diyorum. Üzgünüm Yeliz. Şu anda seninle konuşmak istemiyorum. Sen de beni suçluyorsun demek. Bak, bu konakta çok tatsız şeyler oldu. Ve olan bitenin seninle ilgili olması beni çok üzdü açıkçası. Soner meselesi yüzünden böyle söylüyorsan... Bence Aliye Hanım iyileşene kadar bu konakta varlığınla yokluğun bir olsun. Fazla göze batmamaya çalış. Yanlış anlama beni. Senin iyiliğin için söylüyorum. Biz Emre ile konuştuk. O da bu olaydaki tek mağdurum ben olduğumun farkında. Sen Soner'i tanımıyorsun Burak. Onun nasıl aşağılık, yalancı bir pislik olduğunu bilmiyorsun. Soner ve söyledikleri zerre kadar umurumda değil. Beni asıl ilgilendiren şey... İlaç meselesi. İlaç meselesi mi? Ne ilacı? Emre'yi tuzağına düşürmek için kahvesine attığın ilaçtan bahsediyorum. Her şeyi biliyorum Yeliz. Burak, şu an saçmalıyorsun. Yani nereden çıkıyor bunlar ya? Kim uydurdu bunları? Sen uydurmuşsun Yeliz. Sen düşünmüş, planlamış ve uygulamaya çalışmışsın. Neyse ki tutmadı da bir felaketin eşiğinden dönüldü. Bana iftira atıyorsun. Bak niyetim bu değil. Ben sadece senin yanında olmaya sana destek vermeye çalışıyorum. Bir dostun olarak. Bak Yeliz. Dikkatli ol. Bu insanlara zarar vermeye çalışma. Hem onlara yazık, hem de sana yazık. Thank you.
Abi. Yener. Kardeşin. Nereden çıktın lan sen? Bitti mi oğlum Matus? Bitti abi. Gel. Selam. Müsait misin? Gel bir bak. Nasılsın Emre? Allak bullak. İnan çok iyi anlıyorum seni. Yalnız değilsin. Ne demek istedin? Ya Melek, yaşananlar çok sarstı onu. Bazen ulaşamıyorum. İçine kapanıyor. Hicran Hanım'ın yokluğu da cabası. Çok özlüyor onu Emre. Biliyorum. Hoş. Hicran Hanım'ın burada olması da pek bir şey değiştirmez artık. Çok kötü durumda. Ziyaretine her gidişimde biraz daha iyi olmasını ümit ediyorum ama nafile. Alt üst olmuş kadın. Sen Hicran Hanım'ı ziyarete mi gidiyorsun? Her gün. Teyze. Teyze ben bittim. Ben bu sefer bittim. Asla kurtuluşum yok. Ne oluyor Yeliz? Emre. Emre. Emre biliyor. Kızım. Dört döneceğine durup doğru düzgün anlatsana ne olduğunu. Tansiyonu fırladı heyecandan. Neyi biliyor Emre? İlaç meselesini. Ne diyorsun sen? Nasıl öğrenir? Nereden bilir? Ben bilmiyorum ya. Burak, az önce Burak söyledi. Açık açık uyardı. Allah'ım. Allah'ım ben var ya çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım ya. Nasıl öğrenmiş olabilir ki? O kadar dikkatliydim ki. Kimsenin görmesine imkan yok. Of. Sakın Burak kendisi görmüş olmasın. Yok. Yok, imkanı yok. Burak konakta falan değildi. Çalışanlar da yoktu. Hepsine izin vermiştim ya. Çok dikkatliydim ya. Olamaz ya. Ama birisi görmüş işte. Allah'ım felaket bu. Ya Yeliz. Bırak şimdi ağlamayı. Kafanı topla, derhal bir şeyler yap. Yapacağım. Hiç merak etme sen. İpek. Efendim. Bakar mısın lütfen? Bak dedim. Efendim Berkay. İnan çabanı takdir ediyorum. Ama gerek yok. Artık çalışmayacağız. Pastaneyi kapatıyorum. Bunu ablam için yapıyorum. Bu pastane o demek. Burayı kaybedemem. Ama endişelenmene gerek yok. Maaşını yine de vereceğim. Yeni bir iş bulana kadar idare eder. Böyle. Helak ettin kendini. Bak mum gibi eriyorsun günden güne. Yapma. Ben Elif'e üzülmedim mi sanıyorsun?
Ha? İçim acıyor, içim. Ama ölenle ölünmüyor be kızım. Elif gitti. Sen ağlasan da, kendini paralasan da dönemeyecek. Ama bak, Melek hayatta. Sana ihtiyacı var. Hadi. Hadi gel, inat etme. Hadi. Hadi kalk. Kalk, bir iki lokma bir şey ye. Sonra işin başına dönersin, ha? Hadi. Hadi yavrum. Aha, terbiyesiz. İnsanlık edelim dedik, densizin ettiğine bak. E ne olacak? Eşek koşaftan ne anlar? Nasıl peki? Kötü. Tahmin edemeyeceğin kadar kötü durumda. Bir fırsat yaratıp keşke Melek'le görüşmesini sağlasak. Keşke. Ama çok zor günler geçiriyor. Yani doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca eski kocası hala bir tehdit. Melek'e riske atamam. O konuda bir gelişme yok mu hala? Yok. Haklısın. Yani şu durumda beklemekten başka bir çaremiz yok. Ben Melek'in yanına gideyim. Azmış gibi bir de hicran çıktı. Açlık grevinde. Öyle meçhup gibi odasından çıkmıyor. Ben seni odadan çıkarmanın yolunu bilirim. Dur şu bir Aliye'yi bir arayayım bakayım. Şeytan azap da gerek. Aliye Hanım. Hastaneden çıkmışsın. Çıktım. Ne var? Aa, aşk olsun. Bir arayıp geçmiş olsun diyeyim dedim canım. Aa, az kaldı. Pekmeze akıtıyormuşsun. Çok üzüldük. Neyse, meydan boş kaldı. 2-3 gün keyfini sür. O da ne demek? Şu demek? Hicran yakında konağa dönecek demek. Ya pes. Vallahi de pes, billahi de pes. Evlatlığın vefat etmiş. Daha üstüne attığınız toprak kurumamış. Şu ettiğin laflara bak.
Hiç mi insanlıktan nasibini almadın be kadın? Bilakis. İnsaniyet namına konuşuyorum. Ana kızı kavuşturmak büyük sevaptır. Anlarsın ya, mutluluğun uzun sürmeyecek. Onu diyeyim dedim. Er ya da geç Hicran konağa geri dönecek. Ona göre. Ne yapıyorsun? Sana hayır dedim İpek. Nesini anlamıyorsun? Bitti artık. Defol git bu pastaneden. Bağırma bana. Sadece sen mi birini kaybettin ya? Tek acı çeken sen misin? Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun ya? Ben birden... İpek. Çok özür dilerim İpek. Ben birden kontrolümü kaybettim. Affet beni. İpek. Hoş buldum. Hoş bulman için gelişin hoş olmalı evlat. Affedersin reis. Kendimle kavga ediyorum. Savaşın beynimde. Sen kendine kavga etmiyorsun evlat. Savaşın egonla. Duydum olanları. Ama belli ki meselen bu değil. Ben de diğer havadisleri bilmiyorum. Galiye Hanım hastaneden çıktı. Ben de çok yıprandı ama iyi olacak. Ya Yeliz? O da geldi. Galiye Hanım bu haldeyken yeğenini kovamazdım. Heh. Anlat bakalım şu yüreğindeki meseleyi. Ben artık ne yapacağımı, neye inanacağımı bilmiyorum reis. Hayatımda ilk defa kontrolü kaybettim. Bir tarafta Hicran Hanım. Onun büyük acısı, bizden uzaklaşması. Ve hala çok kötü olması. Gidip gördün mü Hicran'ı? Alıştın mı? Yok, konuşmadım. Anladım. Senin de... minik haberci kuşlarım var demek. Yolunda hep engeller olacak evlat. Bugün böylesi, yarın belki daha kötüsü. İnsanlarla mücadelen hiç bitmeyecek. Şeytanlarınla köşe kapmaca oynayacaksın. Ama sen... kafanın karışmasına izin vermeden mücadele etmelisin evlat. Bak, sen aklı selim bir insansın. Güçlü birisin. Sert rüzgarlar seni sallayabilir ama yıkamaz. Gün gelir fırtına diner. Denizler durulur. Yolun açılır.
Ama ya Melek? O çok erken yaşta tanıştı acının en büyüğüyle. Şimdi zaman Melek'in yaralarına merhem olma zamanıdır. Yarısına merhem olursan Melek çiçek açar. Senin için çiçek bahçesine döner. Tek derdin olsun evlat. Meleğe sevgini vermek. Meleğe sevgini ver. Sevgi her şeyin ilacı be. Ağzına sağlık. Koçum. E hadi. Bir çay içelim artık. Hadi. Konuşsana Keriman, kimdi o? Hafif abi ya, sık boğaz etme insanı. Bizim komşu vardı ya, eski komşu Mücella Hanım. O aradı. Elif'i duymuş da baş sağlığı diledi. Hicran'ı da sordu. Ben de odasından çıkmıyor bir türlü dedim. Bana bak, ne yaparsan yap sakın Hicran'ın üzerine gitme. Bırak, yavaş yavaş toparlar. Zaman her şeyin ilacıdır. Üzerine gitmemiş sanki çocuk. Kocaman hatun. Kocaman kadın. Gonca Gül sanki. Üstüne gitmeyeyim de ekmek teknem elinden gitsin öyle mi? Yok öyle ya ama. Gör bak ben onu nasıl şimdi odadan çıkartıyorum. Hepiniz tanıyorsunuz onu. Tutunacak bir sürü anınız var. Ya ben ne yapayım? Kavuştuğum anda kaybettim. Daha acımı yaşayamadan size teselli veriyorum. Dişlerimi sıkıyorum. İçimdeki çığlığı susturmaya çalışıyorum. Neden kimse benim halimi görmüyor? Hiçbiriniz ablamın ölümünü ikinci kere yaşadığımı bilmiyorsunuz. Ablam benim. Canım ablam. Peki. Allah'ım ya biliyorsan, ay ya biliyorsan. Emre biliyorsa her şey biter. Emre biliyorsa her şey biter. Kim? Kim görmüş olabilir? Onu kim görmüş olabilir? Benim ne yapıp edip onu bulmam lazım. Thank you.
kapıyı açar mısın? Allah Allah. Nerede bu kadın? Merhaba. Sizi almaya geldim.